Günaydın millet. Şimdi kahvaltı yapıyoruz Tuktuk'la. Türkiye. Zengin. Sabah oyununa başlıyoruz. İhtiyar. Gel. Oradan da. Buradan da. Ah. Ben de değil. Gel. Saat şu an 12 olmuş. Yani 18-19 saattir buradayım. Film olur, kitap yazılır ya. Çok güzeldi. Biliyorum. Kanali olma. Okay. Slow brother, slow. Okay. Polis not good. You good man. You good man. Yurduk şimdi. O ayaşlar geldi. No, thank you. Bye bye. Follow me. Omelette. Abi değişik misiniz? Bana ne? Bunlardan da ye. Büyüye. Yemeği göstereyim size. Nohut pilavı. Bak ya benim böyle kafa gidik, ben unutuyorum her şeyi. O yüzden İngilizce bile öğrenemiyorum. Bu ne sapıydı ya. 8 ay oldu, 9 ay oldu yola çıkalı. İngilizce hala ilk çıktığım günden hiçbir farkı yok yani. 10 kelime biliyorsan şimdi 20 kelime biliyorum. Hala left'in, right'in hangisi sağ hangisi sol olduğunu bilmiyorum. Ben buna 100 kere bakmıştımdır. Asya turunda belki Türkiye'deyken 300 kere bakmıştımdır. Yani hayatımda 300-400 kere left'in, right'in ne demek olduğuna baktım. Şimdi left mi soldu, right mi soldu sorsanız bilmiyorum. Abi yok yani, ne yapayım ya, böyle yani. Öğrenemiyorum. Yapacak bir şey yok. Değil mi tık tık? Değil mi canım? Öğrenemiyorum. Abi yenge şimdi bundan getirdi. Yes yes. Ben bunu hep görüyordum, ne olduğunu, tadını merak ediyordum. Bizim patates gibi yapmışlar, şey sıcak, o gelen şey sıcaktı. Patatesi fırında, sobalı fırında gözünde haşlamışız da yiyoruz gibi. Haşlamadan derken yani direkt közde falan yani. Allah be. Bu da bambu sapı. Şimdi oldu, hatırladım. Tuttu. Yanmış. Sığ. Gel. Sığ yanmış. Yandırmış sen. Gerçi yeni uyandı. Sen ne uyusun o? Ne uyusun o? Ne uyusun oradan? Neden bahsediyorsunuz siz? Siz neden bahsediyorsunuz sayın seyirciler? Hah, okey. Evet, sabah oyuna başlıyoruz. Karnımız doydu. Yandı. Gel, mama güzel. Hadi gel, gel. Gel. Köşeye sıkıştı şimdi. Hadi bak böyle yap. Oley. Şimdi ben çocuklara anneye bir tane verdim bilezik. Şimdi de çocuklara yapıyorum. Ben bugün buradaysam bunların sayesinde buradayım. Allah'a şükürler olsun. Bunu da çok saran oluyor. Şimdi ben hızlı yapıyorum da. Size bir gün daha net gösteririm. Birkaç daha yaptığım şey var. Çok soran var. Bunu bir gün bir videosunu çekeceğim. Ne oldu Susu? Susu. Okay. Hey. Şimdi Tuk Tuk'unki bitti. Tuk Tuk. Tuk Tuk. Mesela bakın Tuk Tuk'unki böyle güzel oldu. Susu, gel. Gel, sen de. Getir bakayım bir kolunu. Uzat, uzat. Bu ne kadar küçük. Anam bu kadar küçüğe de hiç yaptı mı bilmiyorum. Aferin. Susu. Tuk Tuk. Şimdi öğle yemeği yiyoruz. Öğle yemeğimizde çorba var. O patates gibi olan şey var. Lan yine adını unuttum ya. Yodise. Neyse adı yodise olsun şimdi. Ha, bambu salatası. Bu tavuk köftesi, pilav, ciğer, miyemiş. Şimdi ben normalde sabah buradan gidecektim kahvaltıdan sonra. Enişteyle yenge dedi ki yok illa dedi biz seni otobüste gönderek, neyse anlaştık, kabul etmedim, ona otobüste gitmiyorum. O zaman dedi bari öğle yemeğini bekle dedi. Öğle yemeğini bekledim. Şimdi işte çocuklarla yemek yiyoruz. Sizi de görün, beraber bir yemek yiyelim. Öyle şimdi yemeğimizi yiyelim gidelim. Bu arada Müslüman olduklarımı bildiği için özellikle her yemek getirdiğimde bu çıkın bu çıkın helal diyorlar yani. Hoppa. Bundan mı alayım? Alayım hadi. Tut. Vallahi enerjim yerine geldi ya. Güzel. Yiyeceksin. Yemeyeceksin mi daha? Abi bu tavuk köftesi muhteşemmiş ya. Şimdi yemeği yedik, yine ders çalışıyoruz. Susu beyin çizmiş. Susu. Dur size göstereyim. Mi. Ben. Susu resim çiziyor hep. Tuk Tuk da alfabeye çalışıyor. Okula gitmiyormuş daha ama alfabeye çalışmaya başlamış. Kısır yerler. Bizim ihtiyar delikanlıya bakalım. Bir yüzünü görün. İhtiyar. İhtiyar. Ah canım benim, yerim seni. Bileklikleri güzel oldu ama. Bakayım bilekliğine. Vay. Ayaklarına da yaptım. Ayaklarına da nazar boncuğu taktım. Öyle. Yemeği de yedik. Oyunda oynayalım biraz şimdi. Ondan sonra artık yola düşeriz. Ah ben de ki. Allah. Bibip. Öyle hadi görüşürüz. Bibip. Susu Tuk Tuk. Bye bye. Bye bye. Thank you. Nice to meet you. Maybe Mindat come back here maybe. Yes, 1 hour, 2 hours. Yes. Yes, thank you so much. Bye bye. Susu. Gel, öpeyim gel. Gel. Oradan da. Ah. Ben de öpeyim. Gel. Nice to meet you, mother. Bye bye. Bye bye. Ay Allah'ım ya. Vallahi çok güzeldi ya. Yani şu kaç saat kaldım ben burada? Dün akşam 5-5.30 gibi beni aldılar. Saat şu an 12 olmuş. Yani 18-19 saattir buradayım. Film olur, kitap yazılır ya. Çok güzeldi. Dedeleri, babaları, şu an onlar işe gitti, yoktu. Bana çok güzel anlar yaşattılar. Benim karnımı doyurdular. Eğlendim, çok eğlendim. 8 aydır ilk defa bir aile şeyi hissettim. 8-9 aydır çok duygulandım. Beni hemen sahiplendiler. Otobüs bileti almak istediler, para vermek istediler. Yemek verdiler. Çantamı yemek doldurdum. Videonun başında bu sahneleri yaşayacağımı bilmeden önce yanılmıyorsam söylemiştim. 10 dolar için ben otostopa çıktım ama amaç, pardon, 10 dolar benim gitmek istediğim yer ama amaç 10 dolar değil. Ben 10 doları verseydim şu 2 gündür yaşadıklarımın hiçbirini yaşayamayacaktım. Benim hayatımdaki yaşadığım en güzel 10 günden bir, yani hayatımda 30 yaşındayım, 31 yaşındayım. En güzel 10 gün say deseler mutlaka birisi dün oldu. Ve bunu, bu yorgunluğu çektiğim için, bu eziyete katlandığım için yakaladım. Çok mutluyum. Şimdi 80 küsür kilometre yolumuz var. Ah, hadi hayırlısı bakalım. Akşam hava kararmadan varız inşallah. Okay, slow brother, slow. Okay. Police not good. You good man. You good man. Okay. Okay brother. Relax man, relax. You good man. Yes. Yes. Okay. Okay. Vay arkadaş, olaylara bak. Ya bu arkadaş ne? 2 gün yaşıyorum ya. Heyecan var, mutluluk var, atraksiyon var, tehlike var. O izlediğiniz görüntüler, hemen anlatayım o anı. Şimdi ben evden çıktım, dün gece kaldım evden. Daha bir dakika yürümedim bile, bir tane araba yanaştı. Ben otostop daha başlamamıştım, yanaştı. Ondan sonra nereye gidiyorsun dedi. Neyse abi, bunlara durdu bu minibüs. 5 adam, bir tane çocuk, bir tane kadın var. İlk görüntü normal geldi. Bindik, gidiyoruz abi. 30. saniye zaten direkt kıllandım. Dedim ki Mehmet, ben hayatımda belki rahat bin aşkına arabaya bindim. Bir kere ya demişimdir ya dememişimdir. Türkiye'deydi o da. Bu araba tehlikeli dememiştim. 30. saniye dedim ki bu araba tehlikeli. Direkt hissettim. Ondan sonra abi bir tane adam, yani arabadakilerden bir tanesinin hepsi kafası güzel. Sarhoş zaten hepsi. Bir tanesi, lan dörtlü koltuk bomboş, sıfır dibime girdi. Abi gitmiyor. Böyle de girdi gözümün içine kadar, bakıyor bana. Bacağımı elliyor falan filan, bir şeyler yapıyor böyle. Ondan sonra böyle yapıyor. Ben anlamamazlıktan geliyorum. İkimiz motorla devam edelim gibi bir şeyler diyor. Adam yapıyor. Viski şişeleri çıkardılar. Şoför içiyor hepsi. Yolcular da içiyor. Şoför de içiyor. Ondan sonra polis kontrol noktasına geldik. Bunlar kendileri, polis dur demedi. Kendileri çekti polis kontrol noktasına. Benle ilgili bir şeyler söylediler. Polis de geldi, pasaportumu sordu. O arada şoförün galiba polis sarhoş olduğunu anladı. Hani bir şey üfletmedi ya da bir ceza gibi bir şey yazmadı. Bilmiyorum, belki fotoğraf çekip eve makbuz yoldalardır ama polisle tartışmaya başladılar. Benle alakalı olmayan bir konuda. Ondan sonra adam arabaya bindi işte. Tam gidecekti. Polis bir şey daha dedi. Adam böyle rank diye bir frene bastı. Bir çekti kenara. Bir şey çıkarttı ama ne çıkartıyor o an göremiyorum. Hemen arabadakiler bunu tutmaya başladı. Yapma etme falan filan. Sonra işte adam gitti polise saldırdı, sonra geri çektiler bunu, arabaya bindirdiler. Sonra arabaya binince artık ne yapacağımı şaşırdım, ben kaldım böyle, hani kamerayı da açamıyorum, tipler müsait değil. Kamerayı şuradan araladım, böyle taktım, buraya ucu gözüküyor sizin izlediğiniz sahne. Adama diyorum sen iyi adamsın, dur işte boşver, polis kötü mü ötü filan. Cerçut neyse adam sakinledi abi. Ondan sonra yola devam ediyoruz. Abi bir saat daha gittik onlarla. Ama adamlar ne sistemler kurmuş. Pimaş şöyle bir pimaş boru abi. Sonra içinde neler var artık bilmiyorum. İçi biçip duruyorlar. O bir çekiyor anasını satayım. Adam gidiyor böyle gözüm böyle dönüyor. Kucağıma düşüyorlar falanlar filanlar. Araba zaten iki kere uçurumdan devrilme tehlikesi geçirdik. Bir kere benim oturduğum taraf resmen iki tekerlek havaya kalktı. Cart curt. Neyse bunlar bir yerde mola verdi. Yemek yemeye girdiler. Ben de restoranın önünde oturuyorum hani. Ben yemeyeceğim dedim. Ondan sonra bu çanta zaten her zaman yanımdadır. Her şeyim bunda değerli. Böyle hep kucağımdadır. Ne yaparsam yapayım. Ondan sonra bagajdan çantayı kaptığım gibi fırladım. Ondan sonra hemen şansımı yine bir dakika geçti geçmedi. Bir tane böyle yaşlı çift geldi. Nereye gidiyorsun dedi. Zaten onlar güvenilir de direkt Mindat dedim. Biz Mindat'a gitmiyoruz dedi. Tamam dedim. Bunlar gitti. 50 metre ileride durdu. Gel dedi seni bir 10-20 kilometre götürelim dedi. Dedim aman ya Rabbi abicim, teyzecim, dedeciğim sen ne güzel diyorsun dedim. Hadi gidelim dedim. Teyzeyle dede beni buraya bıraktı. Böyle güzel bir köye getirdi. Onlar başka bir şehre döndü. Şimdi Allah'ın izniyle gideceğim yere 50 kilometre kaldı. Benim korkum o minibüsçülerden önce. Yani o arabadan önce biri beni alsın inşallah. O tipleri görmek istemiyorum. Bana salça olabilirler. Adam birisi sapık zaten. Kesinlikle top ya da başka bir şey. Ne olduğunu çözemedim. Kafaları zaten güzel. Bir viski içiyorlar. Bir aralarında kavga ediyorlar. Birbirlerine vuruyorlar. Bir pimaşı çekiyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Neyse şimdi şu yolu görüyorsunuz değil mi? Bir yerden sonra yolu bozuyordu galiba. Şuradan itibaren bozuyor. Bu da zaten Mindat'tan önceki son merkezli köy. Hatta nasıl bir köyse havalimanı gözüküyor köyde. Göremedim ben ama. Video uzuyor ya ama arkadaş. Hem benim için bir hatıra hem de şimdi ne yaşıyoruz görün. Eğlenceliydi ama ha. Korkmadım. Cidden korkmadım. Sadece ne olacak onu merak ediyorum. Ne yaşayacağım. Allah aşkına kötü bir şey şu anda yaşamadık. Adamlar gelmeden de bir şeye binersek sıkıntı olmaz. Hadi devam. Yukarı gideceğiz. Yarım saate geçmiştir abi. Yok araba gelmiyor. Ne yapayım? Oh sıcakta bir güzel yakmaya başladı ki. Motorlarda zaten o kadar uzun mesafe gitmiyor. O yüzden motora otostop çekmiyorlar. Böyle gülümserse bakarsa durdur diyorum. 5-10 kilometre gidiyorum. O kadar gitse kar bile. Sidi be. Yuttuk şimdi. O ayaçlar geldi. Thank you. Run. Thank you. Run. It's good. It's good. Thank you. I see it. Thank you. Thank you. What? It's good, lady. It's good. Thank you. Bye. Huh? Okay, okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. I am run, run. Huh? Ya, yakın. Mindat. Sorry? 5 mile. Ha. Okay. Ya oğlum işte açılmıyorsa demek ki. Biz. Okay. Let's go. Follow me. No collection. Üzbek. Abi değişiklisiniz. Bana ne abi? Kardeş. Nereden kardeş oluyoruz ya? You okay? Oh. Okay, I am okay. Ne yaptınız? Yediniz içtiniz mi? İyi misiniz? It's good. It's good. İyi bari hadi bakalım. Kesmeyin de. Alamam. Thank you. Leave. Nuri, sarma peş. Boşa. Lapa. Boşa. no problem. You are covered? Yes, yes. Okay. Yes, thank you, brother. Thank you so much. Nice to meet you. Sana po. Hayır, yine midemi alt üst etti. Bek. Tu ego bile o. You are back. Ya, çantamın üstüne. Anaste, you anaste. Fuck you. Son of a bitch. Okay. Canım Allah sana kolaylık versin bunlarla. Kendine iyi bak. Bye bye. Bye bye. Nice to meet you. Nice to meet you bro. Okay, bye bye. Okay, thank you. Thank you. Okay. Hadi bro, bye bye. Aleykümselam. Ya Müslüman mıymış son anda selamünaleyküm dedi bu. Demin köyleri anlatırken de orası Budist, onlar Budist filan diyordu. Lan bu acaba Müslüman mı? Allah bildiği gibi yapsın sizi ya. Neyse Allah'a şükür tehlikesiz atlat. Hep üstümü başımı tükürük yaptı. Allah'ım ya nedir şunlardan çektiğim ya. Hello! Hello! Ha, hazırdan ambulans gelirken ısırın. Lan be git! Kov kov kov! Kov şunları! Ağzınıza yüzünüze şimdi bak ha. Ha yürü gidin lan. Yürü git. Nasıl yetişti be. Thank you brother. Evet dostlar ne umduk ne bulduk. Ben köye geldim, daha doğrusu köyün yakınındaki kasabaya geldim. Köyde buralara yakın bir yerde herhalde. Yani otostop maceramız bitti. Yani bu videonun sonuna gelebiliriz ama hiç beklemediğim güzel bir manzarayla karşılaştım. Daha bir sevindirik oldum. Buralara bir yerlere çadır kurmaya çalışacağım. Sabah bu manzarada uyanacağım. Buraya gelmemiz 35 saat sürdü. 170 kilometre yol tuttu toplamda. Belki bunun 30-40 kilometresini yürüdük. Heyecanlandık, korktuk. Mutlu olduk, sevinçli olduk, üzüldük, hüzünlendik ve çok güzel anlar, çok güzel dakikalar yaşadım. Ve bunların hepsini 1 lira bile harcamadan yaptım. Zaten ben son bir haftada 3-4 dolar harcadım. Öyle buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki macerada bana eşlik etmek isterseniz kanala abone olabilir. Videoyu da beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.